Televizyonda çok güzel şeyler vardı o akşam. Babanla dışarı çıkmama konusunda anlaşmıştık biz zaten. Bak, yılbaşında televizyonda bir sürü güzel şey var. Kesinlikle evde oturmak en güzeli bence abicim. Ben her sene derim zaten. Sen öyle dersin ama her sene bir yere gidersin. Ne yapayım abicim? Gönül istiyor. Işıklar. Okey. Yıl baba... yıl... Baş... Yıl... Yıl... What are you doing for yılbaş? Meri Hanım yılbaşında ne yapıyorsunuz diye soruyor. Ya. Bizdeyiz. Evde tombala durumları falan. No way! I mean, you're not going out for dinner, to a New Year's ball, party, no, nothing. Meri Hanım şey soruyor, dışarıda yemek falan yemiyor musunuz? Yani yılbaşı balosu falan. Bizim evde balo salonu var, orada yiyeceğiz. Ondan sonra da bütün gece tombala. Tombala mı Selami? Tabii tabii tabii. Bol bol tombala. Okay. They have a ballroom in their living room. They'll be at home all night. At home? No way! Hatırladım. Ben o zamanlar İsmail Bey'le uğraşıyordum. Yani onun zamparalık operasyonlarına yardım ve yataklık ediyordum. Bu iş için benim bilgisayara bir parça lazım İsmail abi. Nasıl parça uşağı? Bir tane kamera. Hani görüntü istiyorsun ya, o bakımdan dedim. Yapma ya. Nerede sateliği bu? Her yerde satılıyor işte. Şu ilerideki bilgisayarcıda bile var. O zaman ben gidip alayım da yaz oradan bir kağıda. Adını unuturum ben sonra uşağı. Onlar evde oturmanın planlarını yaparken biz de Meltem teyzenle ofiste ne planlar yapıyorduk ne planlar. Ay, Selçuk Bey'in partisini hatırlıyorsun değil mi? Hiç unutur muyum? Arkadaşlar, bu sene size Hülya Avşar'ı getiremedim ama... Getiremediğiniz gibi yemek de vermediniz Selçuk Bey. Biliyorum ama yarın müthiş bir parti hazırlayacağım size burada. Yarın mı? Evet. Biz de biraz erken çıkarız diyorduk. Malum yılbaşı. Çıkarsınız canım, acele etmeyin. Ama sakın kimse duymasın. Böyle biz bize bir şeyler yapalım. Fazla büyük olmasın. Malum kriz pahalı olur. Yönetim katı. Tamam. Ay, ne bitmez krizmiş şu ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Berke? Tarihe geçecek bir operasyon yaptım. O İsmail Bey var ya, ondan dünyanın en karizmatik adamını çıkardım. Bre bre. Kafa çalışıyor abi. Havuç kafa ya, o yüzden çalışıyor. O zamanlar havuçluğun zirvesindeydim. Havuç uşağım, biraz fiyakalı çek de görüntü güzel olsun değil mi? Görüntüde problem yok da asıl problem seste. Uy, o ne demek oluyor uşağım? Sana dublaj yapmak lazım İsmail abi. Nasıl yani? Yani sen konuşur gibi yapacaksın ama başkası konuşacak. İyi de kim konuşacak uşağım? Vallahi sesi gür, konuştuğu zaman yeri göğü inleten biri olmalı. Öyle biri var mı ki uşağım? Çaylar. Tavşan kanı bunlar. Son çaylar. 8 trilyon çıkınca çay may yok. Ama merak etmeyin, sizi de kurtaracağım bu hayattan. Sesi güzel biri. Sesi güzel biri. Kim var öyle biri uşağım? Buldum. Uy. Hüseyin abi. Bizim çaycı Hüseyin mi? Onun sesinden etkilenmeyecek kadın yoktur İsmail abi. Doğru diyorsun uşağım. Dur ben onu bir arayayım bak. Alo. Alo. Hüseyin uşağım. Aa, partiler falan. Siz o zamanlar ne eğlenmişsiniz. Vallahi evet. Ama yani Selçuk Bey'in partileri de unutulmazdı. Ya tabii. Yarın bu manasız kutlama yüzünden erken de bırakmaz bizi. Kuaföre falan da gitmek lazım. Duydunuz mu? Yarın kutlama varmış. Evet, maalesef Selçuk Bey parti veriyor. Kimselere söyleme dedi. Herhalde çok büyük bir şey yapacak. Ay, hiç sanmıyorum. Selçuk Bey yılbaşı partisi yapacağına yatırım yapar. Ay, keşke yatırım yapsa. Biz de hiç değilse kuaföre gideriz. Buyurun Hüseyin Bey. Selamünaleyküm. Nasılsın Duygu? İyiyim Hüseyin abi. Emine abla nasıl tanıştınız? İlk günler ne kadar güzel sözler söylediğini anlatıyordu. O kadar vurduk kafasına, daha unutmamış mı? Havuç nerede? Prezentablayı. Hayrola? Hüseyin abi, senin sesine ihtiyacımız var. Ne yapacaksınız benim sesimi?
İsmail abinin birini etkilemesi lazım da seni kullanacağız. Havuç, gözünü seveyim bana Tuna Uç muamelesi yapmaya. Öyle deme Hüseyin abi. Sen TRT ana haberi sunacak adamsın. Dur uşağım dur. Önce benim işi halletsin. Sonra sunar haberleri de. Bak Duygucuğum. Sen ol. Erkek milletinin sesine güvenme. Hemen etkilenme. İnanma. Bakışlarına aldanma. Sözlerine kanma. Kendini ezdirme. Feminist ol. Merak etme Emine abla. Ezdirmem ben kendimi. Hüseyin ezer. Onun gibilerden uzak dur. Aa, bu senin. Bu da senin. Şimdi ikisinde de aynı şeyler yazıyor. İkiniz aynı anda başlayacaksınız okumaya. Sen ses çıkarmayacaksın. Yalnızca ağzını oynatacaksın. Tamam mı? Uy. Benim kafam karıştı da. Hele ben hiçbir şey anlamadım. Bakın şimdi yapmanız gerekeni bir daha anlatıyorum. Ben hazırım uşağım. Tamam tamam. Tamamdır. Başla. Merhaba. Benim adım İsmail. Genç bir iş adamıyım. Bakımlıyım. Her sabah yıkanıp her tarafımı deodorantla spreylerim. Ağzım lavanta bahçesi gibi her zaman mis gibidir. Sizinle en kısa zamanda görüşüp sizi daha yakından tanımak isterim. Var ya bir film çıkmıştı ortaya. Bugün çıksa hem altın portakalı alır hem de altın ayıyı alır. Tamam tamam. 8 trilyonluk adama neler yaptırıyorsunuz ya? Gösteriyorum. Merhaba, benim adım İsmail. Genç bir iş adamıyım. Bakımlıyım. Her sabah yıkanıp her tarafımı deodorantla spreylerim. Ağzım lavanta bahçesi gibi, her zaman mis gibidir. Sizinle en kısa zamanda görüşüp sizi daha yakından tanımak isterim. Uy! Artık bunu izleyip de bana pas vermeyecek kadın yoktur herhalde, değil mi uşağım? Yoktur. Sesten kurtarıyor tabii. Ve bak. Uşağım şunu bir daha izlet de. O yılbaşı da her yılbaşı olduğu gibi hediye krizi olmuştu. Kime ne alacağız? Sorma. O 100 yılın sorunu zaten. Hiç öyle bir sorun yok. Siz abartıyorsunuz. Neyse ki bu sene öyle bir derdimiz yok. Oğlum bana cep telefonu atın. Babacığım bana para lazım. Bana da. Neden? Haftalıklarınızı yeni vermedik mi? Sınıfta çekiliş yaptık. Hediye alacağım. Ben de. Ben bu hediye olayından boşu boşuna nefret etmiyorum ha. Neyi sabah bir ara hatırlatın, veririz. Baba ben yarın akşam Selinler'e gidebilir miyim? Selinler'e mi? Evet. Yarın akşam yılbaşı kızım. Biliyorum babacığım. O yüzden gitmek istiyorum zaten. Tamam baba. Madem benim de gitmem gerekiyor, ben de giderim. Bu devirde kız çocuğu yalnız başına bırakılmaz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kimse bir yere gitmiyor. Ama bütün arkadaşlarım orada. Hiç öyle, bütün arkadaşlarım orada falan deme. Yılbaşında dışarıda olmaz. Ne oluyor? Babam yılbaşında Selinler'e gitmeme izin vermiyor anne. Doğru yapıyor. Ne işiniz var dışarıda? Bir sürü sarhoş, bağıran, çağıran. Yok öyle şey. Yanında ben olursam korurum onu. Kimse bir yere çıkmıyor. Bravo. Dinleyin annenizi, örnek alın. Siz anneanneniz ve dedenizle oturuyorsunuz. Biz babanla çıkıyoruz. Tabii. Ana. Nereye çıkıyoruz? Bilmiyorum. Gideriz bir yerlere. Birazdan Gönül'le Selami gelecek. Karar vereceğiz. Biz evde oturalım siz çıkın. Hiç demokratik değil. Duygu haklı. Hiç demokratik değil. Evet. Bizim de gelmemiz lazım. Hayır. Bizim de evde oturmamız lazım. Bizim gideceğimiz yer çocuklara göre bir yer değil. Kimse bir yere gitmiyor. Gitmeyeceğimize kim karar verdi? Gideceğimize kim karar verdi? Mutfak. Buyurun. Bak, senin dışarı çıkma merakın yüzünden bir yuva yıkılıyor.
Ben Selinler'e gitmek istiyorum diye yıkılmıyor. Sen de gelmek istiyorsun diye yıkılıyor. Feminist havuç. Bu feministliği yüzünden yuvamız yıkılıyordu resmen. Hayır, yuvamızı tehlikeye atan bunun havuç kafasıydı. Allah'ım yarabbim yarısallah. Siz de televizyon seyrediniz canım. Geldi anlat bunlara. Kafayı bir şeye taktılar mı hayatta vazgeçmezler. Haluk her yılbaşı evde oturup tombala oynamak istemiyorum ben. Fiyatlardan haberin var mı senin? Kim ödeyecek o paraları? Ya zaten yılda bir kere çıkıyoruz. Ne olur ödesek? Zaten o paralar sadece yılda bir kere verilir. İnsanlar bir yıl kendine gelemiyor ondan sonra. Ne yani evde oturup tombala mı oynayacağız? Tombala o gazetedeki eğlencelerden 1000 kat daha güzeldir. Sen cimri bir insansın Haluk. Cimri ve mutlu var mı? Bir yere çıkmıyoruz. Hayır çıkıyoruz. Siz gidersiniz biz de geliriz. Çocuk haklı. Biz çıkacağız onlar oturacak. Olur mu öyle şey? Aile içi demokrasiye aykırı. Siz dışarı çıkmayın da Selinlere bırakın. Oo, aile parçalandı. Kızım oturun anneannenizle televizyon seyredin. Bak geç saate kadar seyredebilirsiniz. Evde oturalım evde oturalım. Süsleyelim evi de misler gibi. Balonlar asalım. Ağaç koyalım. Işıklar yakalım böyle şıkır şıkır. Eğer öyle bir şey yaparsak bir şartla kabul ederim baba. Neymiş o? Plastik ağaç kullanacağız. Tabii kızım. Ağaç kesecek halimiz yok herhalde. Plastik ağaç alacağız kızım. Her yerde satılıyor. Bir de hindi alırız. Doldururuz içine. Ondan sonra lap lap lap. Kabak yine hindinin başına patladı. Her yılbaşı kesiliyor hayvanlar. Keşke onların da plastiği olsa. Bence son derece uyanık hayvanlar. Yılbaşında hindi yenir diye bir moda çıkarmışlar. Bütün yıl kesilmeden ense yapıyorlar. Demek boşuna düşünmüyor hayvanlar. Tamam. Her şey halloldu. Bu yılbaşı evdeyiz.